Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone, welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf İngilizce'de neler varmış, nasıl ünitelerimiz varmış, gramer konularımıza bakacağız arkadaşlar. Tam 10 tane ünitemiz var. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bakıyorum. İlk ünitem school life'miş arkadaşlar. Ve simple present tense'e başlıyor. Bu çok iyi. En baştan şöyle bir öğretmeye başlayacak demek ki. Simple present tense hatırlıyor muyuz 9. sınıftan arkadaşlar? Geniş zaman demekti. Hatta hemen sonra ilk ünitede hem present simple tense hem present continuous tense anlatılıyormuş. O zaman şöyle yapalım. Buraya ben bir tane zaman çizgisi çiziyorum. Simple present tense benim geniş zaman demek, yani her zaman olan şeyler demek arkadaşlar. Present continuous tense ise tam o anda olan şeyler demek, yani şu an demek. Ve bununla alakalı bu ikisini bakın karşılaştıracağız diyor. Muhtemelen sorularda boşluk verip buraya simple present mı present continuous mu geliyor diye soracak. Çok önemli dikkat etmeniz gereken şey şu zaman zarfları arkadaşlar. Present continuous tense de her zaman şu an gibi zaman zarfları kullanılır. Now, right now, at the moment gibi. Simple present tense'de ise genelde sıklık zarfları kullanılır arkadaşlar. Mesela işte en çok bilineni always ya da asla demek, yani never. Ya da mesela every day, every night, every week gibi. Böyle her hafta, her ay gibi şeyler kullanılır arkadaşlar. Subject object questions, bu da şu demek arkadaşlar. Özne nesne soruları. Şöyle söyleyeyim size, bir tane örnek verelim hemen. I love him. Ben onu seviyorum. Burada benim yaptığım iş ne? Love, sevmek. Yapan kişi kim? I, özne, yani subject arkadaşlar. Him, işten etkilenen, sevilen kişi değil mi arkadaşlar? Bu da object olmuş oluyor, nesne olmuş oluyor o zaman. Mesela ben ne diyorum? He, değil mi? He benim öznem. Him, nesne halim. His, possessive adjective, yani his pencil, his book falan derken kullandığım şey. O zaman ben bu üçünden ne geleceğini mesela bulacağım böyle sorularda, değil mi? Ya da buraya ne geleceğini. Mesela o beni seviyor nasıl derdim? I love him dedim. O beni seviyor nasıl derim? Him love I mı derim? Hayır. Bu sefer yine him'in özne halini önce yazacağız. I'ın da nesne halini yazacağız. Mesela o beni seviyor şu şekilde derdim. Hemen buraya not alıyorum. O seviyor beni. Bu sefer bakın ne geldi buraya? S geldi, çünkü simple present tense'de he, she, it'in fiiline her zaman S takısı gelir arkadaşlar. Bunu olumsuzunda da don't neye dönüşüyordu? Doesn't'a dönüşüyordu, değil mi? Çok güzel hatırladık, çok güzel öğrendik. İkinci ünitemize gelelim. Plans, yani planlar ünitemiz arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli. Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi biz future'ı genelde nasıl biliyoruz? Ya be going to ile öğreniyoruz ya da will ile öğreniyoruz, değil mi arkadaşlar? Will ne için? De benim böyle hemen verdiğim kararlar için ya da böyle fact'ler için de, kesin olacak şeyler için kullanıyordum. Be going to da benim planlarımdı, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu planlara bir şey daha ekleniyor. Present continuous. Present continuous şimdiki zamanda hocam diyebilirsiniz. Burada şöyle bir değişiklik olacak arkadaşlar. Mesela Türkçe'de ne diyorum ben? Pazar günü Antalya'ya gideceğim dedim diyelim, tamam mı? Böyle plan yapmışım yani. Fakat şöyle desem nasıl olur? Pazar günü Antalya'ya gidiyorum. Yani daha kesin gibi, değil mi arkadaşlar? Yani kesin gidiyorum ya ben gibi oluyor. Eğer ben present continuous kullanırsam ve yanına bir tane gelecek zamanla alakalı bir zarf eklersem, mesela pazar günü dedim az önce, ne olur? O zaman bu bundan daha ne olur arkadaşlar? Daha böyle, daha plan olur, değil mi? Yani burası daha böyle plan oluyor. Be going to daha böyle işte niyetlenmek gibi, intention diyebiliriz buna. Bu şekilde öğretilir zaten arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada da plan var hocam. Present simple. Şimdi arkadaşlar present simple buradaki tensimiz, geniş zaman tensimiz. Bunu da şu şekilde kullanıyoruz planlarda. Eğer size bir saat veriyorsa arkadaşlar, şu saatte tren kalkar gibi. Yani ilerideki bir şeyden bahsediyorum ama da böyle daha saatli falan olması lazım. Tamam mı? Okay. Future predictions, bunlar da will, might, yani olabilir, olacak, herhalde gibi. Tamam, şimdi bakalım üçüncü ünitemiz neymiş? Detective stories'miş arkadaşlar. Şimdi burada geçmiş zaman öğreniyoruz. Geçmiş zamandaki continuous halini öğreniyoruz ve bunları karşılaştırmayı öğreniyoruz. Aynı şey az önce gösterdiğim şimdiki zamanla geniş zamanın karşılaştırmasıyla tamamen aynı. Ne demiştim ben size? Bir tane zaman şeyi çizelim demiştim, değil mi? Şimdi burası şimdiki zaman olsun, okey mi? Burası geniş zaman olsun. Şimdi ne vardı başka? Simple past tense, geçmişte olan bir şey. Bu da benim geçmişte yaptığım bir şey olsun. Yıl 2003 olsun, tamam mı arkadaşlar? Şimdi past continuous ne biliyor musunuz? Buraya da bir tane 2005 koyalım. Bu iki yıl arasında
yaptığım şey olmuş oluyor aslında. Past continuous şu demek. Ben bunu yapıyordum. Yani mesela eskiden bisiklet sürüyordum. Artık sürmüyorum ama bu süreç aralığında sürmüşüm. Sürekli yaptığım bir şey olmuş bu benim, değil mi? Ya da mesela şöyle bir şey olabilir. Dün sabah ne yapıyordun? Dün sabah film izliyordum. Yani film izledim değil. Bir tane filmi açıp izleyip kapattım değil past continuous. Past continuous şu. O sırada ne yapıyordun? Bunu yapıyordum. Bir süreçti o benim için. Demek istiyorsak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü ünitemize gelelim. Used'u. Çok 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 önemli bir tüyo vereceğim şimdi size. Used'u benim geçmişte kullandığım alışkanlıklar için oluyor. Şimdi ne diyorum mesela? Ben eskiden ne yapardım? Bisiklet sürerdim. Yine aynı örneği vereceğim. I used to ride a bike. Tamam mı? Çok kolay. Zaten used'un yanına ne gelir? Verb 1 gelir. I used to ride a bike. Bu ne demek? Ben şu anda bunu sürmüyorum. Peki bir tane daha hocam bunun gibi bir şey var mı? Var çocuğum. Would arkadaşlar. Would'u da aynı şekilde kullanabilirsiniz ama şöyle bir fark var. Would daha restricted, yani daha sınırlı. Her şeyde would'u kullanamıyorsunuz. Would'u neyde özellikle kullanamazsınız? Bunu da söyleyeyim. Stative verb'lerde kullanamazsınız. Stative verb de şu. Durağan fiiller, love, like gibi gibi şeylerde would'u kullanamazsınız arkadaşlar. O yüzden eğer işte bir hata olmasın, hangisini seçeceksem used to'yu seç zaten her zaman. Çünkü used to hepsini kapsar. Ama would'u da duyarsan bu anlama geldiğini de bil. Tamam mı? Şimdi articles zaten biliyoruz. Böyle kelimelerin başına gelen belirteçler. Quantifier'da some, any, işte biraz, biraz, yine biraz. Ama hepsi nasıl biraz? Şimdi şöyle. Some, any, bunlar daha çok sayılamayanlar için kullanılırken a few sayılabilen şeyler için kullanılıyor. Ya da a little da sayılamayanlar için kullanılıyor gibi. Mesela a few ne demek biliyor musunuz? Birkaç tane yedi mesela a few apples. Yine bir tüyo vereceğim size. Birkaç elma. Tamam mı? Bu ne demek biliyor musunuz? A few apples. Birkaç elma vardı. 2-3 tane. Ama yeterliydi. Ben bu e'yi silersem buradan. Few apples dersem birkaç elma vardı. Yetersiz de anlamına gelir. Yani cümlede bu e'yi kullanıp kullanmamam acayip fark veriyor. Ben orada onu açıklamasam da, o elmalar bana yetti ya da yetmedi diye açıklamasam da burada e'yi kullanıp kullanmamama göre çok da değişiyor arkadaşlar. Beşinci ünitem. Present perfect tense. Çok sevdiğim bir tense benim arkadaşlar. Bu şöyle bir tense. Ben bir şey yaptım. Türkçe'de bakın geçmiş zamanla yapıyorum ben bunu. Ama İngilizce'de bu present'tir arkadaşlar. Şu an olan bir şeydi. Ben bir şey yaptım ama şu an yaptım. Bak ellerim buraya koydum. Ya ne demek bu? Geçmişte mi koydum? Ya bir saniye önce koydum. Geçmiş sayılmıyor. Şu an koydum ve ellerim burada duruyor. Ellerimi kaldırdım. Ellerimi koydum. Ellerimi çapraz yaptım. Bunların hepsi benim şu an yaptığım etkisi hala süren şeyler. Mesela bacağımı şu an kırsam ve bacağımı kırdım desem bacağım hala kırık değil mi? O zaman present perfect tense kullanırım. Ah bacağım kırıldı derim. Bakın Türkçe'de geçmiş zaman yapıyorum. Ama burada geçmiş zaman değil bu. I have broken my leg. Bu şekilde kullanılıyor. Hatta tense'i de hemen size yazayım. Ta 5. üniteymiş. Şimdiden bilin. I have broken my leg. Bu şekilde kullanıyorum. Peki hocam, ben böyle cümlelere nasıl bunu koyacağımı, yerleştireceğimi nasıl anlayacağım diye soruyorsanız iki tane çok önemli ifademiz var. Just ve already. Bunları gördüğünüz zaman present perfect'i yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Just henüz demek, already çoktan demek. Çok 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 fazla kullanılıyor present perfect tense ile. Tag questions, bu da işte bir şey bir şey değil mi diyoruz ya Türkçe'de. O, direkt o yani. Mesela hemen bir şey yazalım buraya. She is, ne olsun, pretty olsun mesela. She is pretty. O böyle çok tatlı, sevimli. Değil mi? Nasıl diyeceğim? Değil mi? Bakın virgülü koydum. Isn't she? Soru. Şimdi is'i buraya koyup olumsuz yapıyorum. Özneyi buraya ekliyorum. Hemen böyle çok basit oluyor. Mesela ne olsun başka? It was exciting. Bakın past tense kullandım. O heyecan vericiydi dedim. Değil mi? Nasıl diyeceğim? Bakın bunu alıp olumsuz yapıyorum. Hemen çok basit. Wasn't it? Okay? Hemen öğrendik. Çok güzel bir şekilde öğrendik. Geçtim. 6. ünitem. Helpful tips demişim. Burada should had better. Tavsiye. Tavsiye tavsiye arkadaşlar. Doktora gitmelisin. Yok işte soğuk bir duş almalısın gibi şeylerde kullanıyorum. İkisi de tamamen aynı anlamda. Şimdi bu advice tavsiye iken obligation and necessity böyle daha zorunluluk, gereklilik anlamındadır. Yani bunu yapmazsan hayati bir mesele, bak bir sıkıntı olacak abi gibi. Bunlar hani yapsan iyi olur, yapacaksın. Tamam mı? Bu şekilde. If clause type 1. Çok güzel bir konu. If clause ne demek arkadaşlar? Eğer bla bla yaparsan bu 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 olur. Type 1. Bunun type 0'su var, 1 var, 2 var, 3 var.
Bunlara girmiyorum. Sadece biri anlatıyorum. Birazdan ikiye de bakacağız. Şimdi if ne olsun? Mesela diyelim ki sen beni seversen ben de seni severim. If you love me. Bakın çok kolay. If you love me. Bakın if clause type 1 neymiş? If you love me. Direkt geniş zaman abi. Virgülü koydum. Will diyeceğim şimdi de. If you love me, I will love you. Ben de seni seveceğim. Will kullanıyorum arkadaşlar, tamam mı? Eğer burada da geniş zaman kullanırsam type 0 olur. Orayı işlemiyoruz şu anda. Ya mesela işte mavi ile kırmızıyı karıştırırsanız purple elde edersiniz, mor elde edersiniz. Bu type 0 olmuş oluyor. Oraya girmiyoruz. Burada daha böyle gerçek hayattan, şimdiki zamandan şeyler. Sen beni seversen ben de seni seveceğim. Ya da bak illa will olmak zorunda değil. Buraya şey de gelebilir. Can falan, modullar da gelebilir. Yani I can love you. Eğer beni seversen ben de seni sevebilirim. Bu şekilde bir koşul veriyor, tamam mı? Okey, geçtik 7. ünitemize. Shopping. Burada arkadaşlar çok basit. Comparative superlative. Bunu artık yani ortaokulda bile öğrendik, hatırlıyoruzdur diye düşünüyorum. Comparative, karşılaştırma superlative de yine karşılaştırma ama en bir şey. Mesela siz sınıfta düşünün. Sınıftaki arkadaşlarınızı düşündünüz. Bir tane arkadaşınız var uzun, tamam mı? Ama en uzun değil. Yani senden uzun olsun, tamam mı? Diyorsun ki he is o taller. Bakın taller. Buraya bunu eklemek zorundayım. Bunu da eklemek zorundayım. Me. O benden uzun. Buradaki er ve den benden anlamı katıyor. Bakın aynı şey benden, den. Aynı şekilde okunuyor. Çok basit yani. Buraya da er getirmek zorundayım. Ha buradaki tall kelimesi böyle uzun bir kelime olsun. Mesela beautiful. Uzun bir kelime ya. Beautiful'u bırakıyorum abi tek başına. Beautiful. More beautiful. Bu şekilde de yazabilirim. Ha more tall yazamam. Tall kısa bir kelime. Taller demek zorundayım. Beautifuler diye de bir şey yok. Beautiful çünkü uzun bir kelime. Tamam. Bunu öğrendik. Peki superlative form neydi? En uzun. En uzun nasıl diyeceğim? Mesela he is taller than me ama en uzun değil. Başka biri var. Adem var bizim sınıfta bir, tamam mı? Adem en uzun. Nasıl diyorum? Is the tallest. En uzun. Bakın burada er ekledim, burada ist ekledim. Ist eklemek ne demek biliyor musunuz? En. Yani burada yazan neyse o en. Tamam mı? Peki bu beautiful olsaydı yine aynı örneği vereceğim. Ben buraya yazıyorum beautiful. Güzel. En güzel. Nasıl derim? En güzel. The most beautiful. Tamam mı arkadaşlar? Çok kolay. More beautiful neymiş? Daha güzel. Most beautiful. En güzel. Tamam. Çok güzel bir şekilde öğrendik. 8. ünitem. Relative clause, non-defining relative clause. Arkadaşlar bu birazcık zor. Ama çok böyle karışık bir şekilde bahsetmeyeceğim. Siz derste daha iyi anlayacaksınız. Relative clause asıl sıfat yapıyor cümleyi. Şu şekilde. Diyorum ki ben işte onu seviyorum. O kim? Geçen beni evden alan çocuk. Ben beni geçen evden alan çocuğu seviyorum. Ya da ben İngilizceyi iyi anlatan öğretmenleri seviyorum. Tamam mı? Orada onu tanımlıyorum yani. Non-defining de böyle birbiriyle alakasız bir şey söylemiş oluyorum. Mesela ne olsun? Ben işte ne bileyim Konyalı olan öğretmenimizi geçen okulda gördüm. Hani çok saçma. Hani Konyalı olmasıyla okulda görmen bir bağı yok gibi yani, tamam mı? Bu şekilde. Şimdi 9. tam heroes. Burada type 2'yu öğreniyoruz. Az önce type 1'ı anlatmıştım. Type 2 da şu arkadaşlar. Direkt buraya kocaman yazıyorum. Hayali. Hayali durumlar. Tamamen hayali. Ben böyle olsaydı böyle olurdu. Bakın kullanırken geçmiş zaman kullanıyorum. Türkçe'de de İngilizce'de de geçmiş zaman kullanıyorum ama geçmişte olan bir şeyden bahsetmiyorum. Hayali bir durumdan bahsediyorum. Daha olmamış, muhtemelen olmayacak ama keşke olsa. Abi bak 1 milyon dolarım olsa var ya şunları şunları yapardım diyorsam. Ya da mesela ben senin yerinde olsaydım asla oraya gitmezdim. Bakın kullanırken ben ne kullanıyorum tense olarak? Geçmiş zaman kullanıyorum. Diyeyim hatta. If I were you. Şimdi I ile normalde was kullanıyoruz biliyorum ama bu kalıpta hep were kullanılıyor arkadaşlar. Was yanlış değil ama were daha native, daha böyle o dile siz gerçekten doğuştan sahipmişsiniz gibi oluyor. If I were you, ben senin yerinde olsaydım, I wouldn't go there. Oraya gitmezdim. Bakın ne yapıyorum? Would diyorum, verb one yapıştırıyorum. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar. Wish clause'da I wish'den sonra, I wish, hadi bunu da yazalım. I wish, ben isterdim ki, dilerdim ki, keşke, bu I wish ne demek? Keşke, keşke, yanına gelecek şeyi her zaman ne yapıyorsunuz? Past tense yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben isterdim ki bu olsaydı. Past tense. I wish I was a teacher. Keşke öğretmen olsaydım gibi. Öğretmenim
Ama bunu siz söylüyormuşsunuz gibi olsun. Irish, I went to school those days. Keşke o zamanlar okula gitseydim gibi. Mesela 10. ünitemize geldik. Passive voice. Passive voice benim yine çok 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 sevdiğim bir konudur arkadaşlar. Çok kolay. Mesela ben çiçekleri suluyorum. Tamam mı? I, hemen bunu da yazalım. Çok çok basit. I water, ben suluyorum. The flowers, tamam mı? Flowers, çiçekleri sularım, suluyorum. I water the flowers. Bunu ama passive yapmak istiyorsam. Çiçekler sulanır. Nasıl diyeceğim arkadaşlar? Bunu alıyorum, buraya getiriyorum. Zaten Türkçeden de biliyorsunuz bu edilgen falan gibi. The flowers, çiçekler sulanır. Nasıl diyeceğim biliyor musunuz? Bunun yanına are diyorum. Be yani are watered. Üçüncü hali. Yani passive voice ne demek biliyor musunuz? Oradaki şeyi be verb 3 yapacaksınız demek arkadaşlar. Bu kadardı konularımız. 10 tane ünitemizi anlattık arkadaşlar. Tabii ki yıl içinde çok daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Görüşmek üzere. Goodbye everybody.